Merhabalar sevgili gençler. Ben SML Hoca'nız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. 10. haftanın ikinci konusu ikinci dereceden denklemler ve karmaşık sayılar arkadaşlar. Ee, umarım dersleriniz iyi gidiyordur. Umarım güzel takip ediyorsunuzdur sevgili gençler bu kanalı. Çünkü bu kanalla ders çalışan arkadaşlarım sınavı e, diğer öğrencilerden bir tık önde götürecekler. Buna adım kadar eminim. E, gerek konu anlatımları olsun, gerek soru çözümleri olsun, gerek de, gerek deneme çözümleri, gerek motivasyon videoları olsun. Ben sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. E, sizlerin de varlığını burada hissettiğim sürece, ben e, bir kişi bile olsa, iki kişi bile olsa mutlaka ama mutlaka bu videoları çekmeye devam edeceğim. Haberiniz olsun. Şimdi konumuz ikinci dereceden denklemler karmaşık sayılar dedik. Bundan önceki e, videomuzda paylaştığım videomuzda bileşke ters fonksiyon. Konusunu ele aldık sevgili gençler. E, fonksiyon konusunun bitmediğini yeniliyorum Haftaya mutlaka ama mutlaka bu dönüşümler ve öteleme, simetri hareketleri, fonksiyonlar, rın uygulamaları diyebiliriz. Kısaca e, bu konuyu da ele alacağız. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakikalık video olur diye tahmin ediyorum. Mutlaka ama mutlaka bu videoyu da kaçırmayın sevgili gençler. İkinci dereceden denklemler ve karmaşık sayılarla artık AYT konularının başlangıcını temelini atıyoruz. Haberiniz olsun. E, AYT kampı isteyen arkadaşlarım bu bir kamp. Ve AYT kısmına başlıyoruz. Unutmayın. O zaman lafı uzatmayalım. Bir bismillah deyip ilk sayfamıza göz atalım. İkinci dereceden denklemler diyoruz. Şimdi A sayısı sıfırdan farklı. A, B, de birer gerçek sayı olmak üzere. Eğer elimizde ax kare artı bx artı c diye bir ifade varsa ve sıfıra eşitse bu biçimdeki ifadeyi biz ikinci dereceden bir bilinmeyeni denklem diyoruz. Şimdi ikinci dereceden olduğunu nereden anlıyoruz? Buradaki 2'den bir tane bilinmeyen olduğu da zaten bir tane burada x var sevgili gençler. Tek bilinmeyendir. X'in derecesi. Bu arada x dedik. A'yı işaretledik. Onu silelim. Bir tane x var sevgili gençler bilinmeyen. Hocam A'yı, B'yi, C'yi de bilmiyorsun, bilmiyoruz diyeceksin ama tamam bilmiyorsun da. ABC burada gerçek sayı olarak verilmiş. Yani sana bunlar soruda 3, 5, kök 3, kök 5 bunlar verilecek sevgili arkadaşım. Dolayısıyla ABC'yi biliyorsun. X bilinmeyen bunun da derecesi yani üssü en büyük derecesi sana dereceye veriyor zaten. Denklemin katsayıları denir ABC'ye. Denklemi sağlayan x değerlerinin denklemin kökleri ve köklerin oluşturduğu küme ise ne denir? Denklemin çözüm kümesi. Yani sen burada denklemin köklerini buldun. iki tane kök buluyorsan x1, x2 diyebilirsin bunlara. Eğer ki bunları bir kümenin içerisine hapsedersen işte bu kümenin ismi de çözüm kümesi olacak diyoruz. İkinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerin en fazla iki tane kökü vardır. Şimdi ikinci dereceden bir denklemin üç tane kökü olamaz. İkinci dereceden bir denklemin dört tane beş tane kökü olamaz. En fazla iki tane kökü vardır. Ee, neden en fazla? Tek kökü olabilir mi hocam? Evet tek kökü olabilir ikinci dereceden bir denklemin. Tek köktür ama gene iki tanedir aslında. Sadece birbirinin aynısı olan iki köktür. Bir de ikinci dereceden denklemin hiç kökü olmayabilir. Yani eksi bir tane kökü vardır zaten diyemeyiz. Hani eksi bir sayı belirtmek için bir varlığın bir cismin bir nesnenin sayısını belirtmek için kullanabileceğimiz sayılar değildir negatif tam sayılar. Veya negatif sayıların hiçbiri. Ee, ama sıfırı kullanabiliriz. Yani masada şu an kaç tane kalem var dediğimiz zaman sıfır. Bir cevaptır. Hiç kalem yok bir cevaptır. Dolayısıyla e, ikinci dereceden denklemlerin ya sıfır tane ya bir tane ya da 2 tane Çözüm kümesi içerisinde elemanı vardır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Denklemin kökleri denklemi sağlar. Bunu zaten birinci dereceden denklemlerden de biliyoruz. Den eğer ki denklemin bir kökü verildiyse sen o kökü alıp denklemde yerine yazdığın zaman eşittir 0 eşittir 5 eşittir 7 yazıyorsa da e sen x gördüğün yere yazdığın zaman sol taraf sağ tarafa eşit olmak zorunda. Mesela 2x kare x 3 x artı 5 eşit 0 ifadesi x'e bağlı ikinci dereceden bir, bir bilinmeyen yani denklemdir. Tanıma göre ax kare artı bx artı c eşit sıfır denklem dere, e, ikinci dereceden e, bir, bir, bilinmeyen denklemin kat sayıları a 2'dir b eksi 3'tür c'de 5'tir. Bakın a 2 b eksi 3 c'de 5. Demek ki buradaki eksi artıyı da dikkat ediyoruz. Şimdi sorumuza bakalım aşağıda verilen denklemler, denklemlerin hangileri ikinci dereceden bir bilinmeyen birer, birer, denklemdir. Bakın arkadaşlar derece 2 kat sayılarda 1 eksi 3 5 bir tane bilinmeyen var ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemdir. 2 üzeri x demiş baştan kaybetti. Ee, neden? Çünkü arkadaşlar burada mesela bunun derecesi 1 ama bura, burada farklı bir fonksiyon var. Hatta bu fonksiyona ileride ne diyeceğiz? Üstel fonksiyon diyeceğiz. Bir üstel fonksiyonla bir polinomun toplamı olmuş bu. Dolayısıyla bu gitti. Kök 5 çarpı n kare eksi 2 burada bilinmeyenimiz ne arkadaşlar? n illa x olmak zorunda değil bilinmeyen. E derecesi kaç? 2. E, Katsayılarda reel. sıkıntı yok. Tek bir tane bilinmeyen var. Dolayısıyla bu da ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir. Yani cevabım ne olacakmış? A ve C olacakmış diyebilirim. Geçtim diğer sayfama. Şimdi diyor ki bize a eksi 2 çarpı x küp artı x üzeri 2b eksi 6 artı x eksi a b eşit 0 ifadesi ikinci dereceden bir bilinmeyen yani bir denklemdir. A ve b değerlerini bulunuz demiş. Şimdi ikinci dereceden denklem diyor bize ama burada bir x küp diye bir ifade var. Bunun burada ne işi var? İşte bunun burada ne işi var diyorsan demek ki onu yok etmen gerekiyor. Yani bunun burada olmaması gerekiyor. Ben bunu buradan nasıl kaldırabilirim? Nasıl yok edebilirim? Eğer şu a-2 0 olursa 0 kere x küpten buranın tamamı gider. Demek ki a-2 eşittir 0 diyeceğiz. Ve a buradan kaç gelecek arkadaşlar? 2 bu 1. Yani a'yı buldum. Şimdi b'yi bulacağım. Bakın burası zaten gitti. Görmezden gelebilirsin. x üzeri 2b-6 artı x eksi a b eşittir 0. Şimdi a ile b burada reel sayı. Buranın derecesi de 1 buranın derecesinin ne olması lazım? İkinci dereceden olması için 2 olması lazım. Demek ki 2B eksi 6'nın da ne olması gerekiyor? 2. Eksi 6'yı bu tarafa atarsanız 2B eşittir 8 olur. Ve B buradan kaç gelir arkadaşlar? 4. Demek ki b de 4'müş. A ve B değerlerini bulunuz demişti. A 2'dir. de 4'tür. Cevabım budur derim. Bir diğer soru. A bir gerçek sayı. X kare eksi A x artı 6 eşit 0 denkleminin köklerinden bir tanesi de eksi 3'tür. A kaçtır? Şimdi denklemin kökünü verdiyse bir zahmet onu yerine yaz. Çünkü denklemi sağlamak zorunda. O halde eksi 3'ün karesi diyeceğim. Eksi a çarpı eksi 3 diyeceğim. Ve artı artı 6 diyeceğim eşittir 0. Bakın burası ne gelir? 9. Şurası da artı 3a gelir. Bir de artı 6'mız var eşittir 0. Bakın 3a. 9 da 6'nın toplamı 15'tir. Ben bunu karşıya atarsam eksi 15 diye geçecektir. 3 tane a eksi 15'te bir tane a eksi 5'tir diyebiliriz sevgili gençler. a'yı sormuştu bize. Cevap eksi 5'tir. Bir diğer sorumuza bakalım x kare eksi 5 x eksi 1 eşit 0 denkleminin bir kökü m'dir demiş. Şimdi demek ki m'yi yerine yazınca denklemi sağlayacak. E yazalım m'yi m kare eksi 5m eksi 1 eşittir 0. Şimdi a seçeneğine bakalım soru ne? m kare eksi 5m farkı kaçtır diye sormuş. Yani bize şurayı sormuş. At eksi 1'i karşıya m kare eksi 5m eşittir kaç gelir? 1 gelir. Demek ki m kare eksi 5m 1'miş cevabımız 1. İkinci şıkkımıza bakalım. m eksi 1 bölü m farkı kaçtır? benden hani m eksi 1 bölü m'yi istemiş ya ben bunu bileşik kesre çevirirsem m kare eksi 1 bölü m yapar. Şimdi bakın burada ben m kare eksi 1'i görüyorum zaten var. E, bu eksi 5'e mi karşı atarsam bu sefer m kare eksi 1 ne olur sevgili gençler 5m olur. O zaman ben m kare eksi 1 gördüğüm yere 5m yazarım rahatlıkla. 5m bölü m kaçtır diye sorulmuş aslında. M'lerimiz giderse cevap ne olur 5. Demek ki b şıkkının cevabı da 5 olacak sevgili arkadaşlar. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin çözüm kümesini bulacağız şimdi. Nasıl bulacağız? Çarpanlara ayırarak çözüm kümesi bulma diye bir metodum. metodumuz var. Px ve Qx birer polinom. Eğer iki tane polinomun çarpımı sıfırsa Px sıfırdır veya Qx 0 olmalıdır. Yani ya bu sıfırdır diyeceğiz ya da bu sıfırdır. İkisi de sıfır olabilir. Buna bir sıkıntı yok. Bu eşitlikleri sağlayan x değerleri Px çarpı Qx eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesinin de elemanıdır aynı zamanda. Örnek olarak Örnek yazmayı unutmuşuz. Şöyle bir işaret koyabiliriz. X üzeri n 1 eksi mx 4 eşit 0 denklemi ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem olduğuna göre büyük kökün küçük kökü oranını bulunuz demiş. Şimdi gençler, bir kere ikinci derecedense, bakın buradaki x'in kuvveti 1, o zaman burası mecburen 2 olmak zorunda. N 1 eşittir 2 ise n mecburen 3 olmak zorunda. Şimdi n 3 ise biz denklemimizi bir düzenleyelim. X'in karesi eksi 3x eksi 4 eşittir 0. Şimdi çarpanları ayırmayı biliyoruz. Çarpanları ayıralım o zaman biz bunu. Yani x'e x ve eksi 4'e artı 1 diyelim. Buradan ne gelir? x eksi 4 çarpı x artı 1 gelir eşittir 0. Şimdi ne demiştik? Bakın burası px burası qx gibi polinom oldu. Ya sol taraf ya da sağ taraf sıfırdır. Burası sıfırsa x eşittir x1 diyelim buna 4'tür. Burası 0 ise da x2 eşittir eksi 1 diyelim. Kökleri de birbirinden ayırt etmek için buralara bir indis eklemeniz önemlidir. Böylelikle bir isim verirsiniz. Birinci bulduğunuz x ile ikinci bulduğunuz x'i birbirine karıştırmamak adına x1 eşittir 4, x2 eşittir eksi 1. Diyor ki büyük kökün küçük kökü oranı yani 4'ün eksi 1'e oranı sorulmuş. O halde cevabımız eksi 4'tür diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Bir diğer sorumuza göz atalım. Yanda dikdörtgen şeklindeki bir pul gösterilmiş. Pulun kapladığı alan 57 birim karedir. Buna göre x kaçtır? Şimdi diyor ki bu pulun alanı 57 birim kare. E kısa kenar x eksi 2 birim uzun kenarda 3x artı 4 birim demiş. O halde sevgili gençler ben bunun alanını x eksi 2 ile 3x artı 4'ü çarparak elde edebilirim. Madem öyle bu da 57'ye eşitmiş. Şu tarafı gençler sol tarafı bir dağıtalım bakalım. 3x kare Artı 4x eksi 6x eksi 2x yapar. Eksi 2 ile 4'ü çarparsam eksi 8 eşittir 57 dedik. Bu 57'yi sol tarafa atalım. Buradan ne gelir? 3x kare gelir. Eksi 2x. Bakın 8 57 daha kaç yapar? 65. Dolayısıyla eksi 65 eşittir 0 diyebiliriz. Şimdi bu aşamadayken x kaçtır diye sorulmuş ya. Ben burayı 3x, burayı x diye ayırayım. Çarpanlarına ayıracağım. Peki burası nasıl çarpanlarına ayrılır? Bunu bulalım şimdi. Mesela bu 65 e, 15 kere bakalım. Hayır 15 olmaz. 13 kere 5'tir. Dolayısıyla ben burayı mesela 13 ile burayı da eksi 5 ile çarpsam eksi 5 kere 13 eksi 65 yapar. Şu şekilde çarptığım zaman eksi 15x artı 13x daha eksi 2x yapar. Güzel. Demek ki 3x artı 13 çarpı x eksi 5'in çarpımı ne olacakmış? 0. O halde diyeceğim ki yine ya burası 0'dır ya da burası 0'dır. Çarpanları ayırmayı bir nevi bunlar için öğrendik. Peki buradan gelen x kaçtır? x1 eşittir. 13 bölü 3 yani eksi 13 bölü 3 sevgili gençler. Buradan da x2 eşittir. 5'tir. Şimdi x hangisi? x negatif olamaz. Negatif olursa buradaki uzunluk da negatif çıkar. Yani eksi 13 bölü 3 olamaz sevgili gençler. x kaçmış? 5'miş. Bize eksi sormuştu. Cevap 5'tir diyebiliriz. Geçtim bir diğer sayfama. 4. sayfamdayım. Ahmet ve Selim'in eşit miktarda bilyesi var. Ahmet'in x tane arkadaşı olup Selim'in arkadaşlarının sayısı Ahmet'in arkadaşlarının sayısından 5 fazladır. Şimdi Ahmet var ve Selim var sevgili gençler. Problem çözer gibi yazalım bunları. Ahmet'in kaç tane arkadaşı varmış? 2 tane arkadaşı var. Selim'in arkadaşlarının sayısı Ahmet'in arkadaşlarının sayısından 5 fazladır. Yani o zaman Selim'in de x artı 5 tane arkadaşı vardır deriz. Ahmet her bir arkadaşına 3x artı 1 tane bilye veriyormuş. Ee, kendisine iki tane bilye kalıyormuş. Şimdi Ahmet x tane arkadaşının her birine 3x artı bir tane bilye verip daha sonrasında kendine de iki tane bilye kalıyorsa Ahmet'in toplam bilye sayısı budur. Toplam bilye budur sevgili gençler. Yazalım bunu da hiç üşenmeden şöyle. Pekala. Selim her bir arkadaşına x artı 7 tane bilye veriyor. Şimdi x artı 5 tane arkadaşına x artı 7 tane bilye veriyorsa toplam bilye sayısı budur. Bir de kendine 7 tane bilyesi artıyormuş. O zaman Selim'in toplam bilye sayısı da budur toplam bilye. Birisi Ahmet'in toplam bilye sayısı, birisi Selim'in. Diyor ki başlangıçta Ahmet ve Selim'in toplam kaç tane bilyesi vardır diye sorulmuş. Pekala. Ee, ve diyor ki Ahmet ve Selim'in de eşit miktarda bilyesi vardır. O zaman bunlar birbirine eşit. Peki bir dağıtalım şurayı. 3x kare artı x artı 2 eşittir. Bakın şuradan x kare. 5x 7x daha 12x yapar. 35 artı 7'den de 42 gelir. Pekala. Hepsini bir tarafa toplayalım. X kareyi attım bu tarafa. 2x kare. Bakın x'in yanına eksi 12x'i getirirsem eksi 11x yapar. 2'nin yanına eksi 42'yi getirirsem eksi 40 eşittir 0 olur. Ben burada burayı 2x buraya x diye ayırabilirim. Ayırdıktan sonra ise bakın burada 40'ımız var. Ee, ve ben burayı eksi 8'e artı 5 diye ayırırsam eğer çarpımları eksi 40 olur. Şu şekilde çarparsam eksi 16 artı 5x ne olur? Eksi 11 olur. Demek ki 2x artı 5 çarpı x eksi 8 eşittir 0'ın kökleri bulunacakmış. E buradan gelen kök eksi 5 bölü 2'dir. Buradan gelen kök ise 8'dir. Şimdi x gördüğüm üzere 8 mi yazacağız? Yoksa eksi 5 bölü 2 mi yazacağız? Bir kere eksi 5 bölü 2 olamaz. Neden? Çünkü x Ahmet'in arkadaş sayısıydı. Arkadaş sayısı negatif veya küsuratlı olamaz. Dolayısıyla x kesinlikle 8'miş. Ahmet ve Selim'in toplam kaç tane bilgisi vardır diyor. Ben sadece Ahmet'in bilgilerinin sayısını hesaplayıp hesapladıktan sonra zaten bunun da o kadar bilgisi vardı ya 2 ile çarparım. 3 çarpı eksi 8 bulmuştuk. 8'in karesi 64 artı 8 artı 2. Bakın şurası 192 gelir. E şurası da 8 artı 2'den 10'du. Toplarsam ne gelir? 202. Bu sadece Ahmet'in. 202 tane Ahmet'in varsa eşit miktarda demişti ya. 202 tane de bunun vardır. Toplamda 400 4 tane bilyeleri vardır bu iki arkadaşın. Anlaştık mı sevgili gençler? Tam kare denklemlere bakalım. A bir gerçek sayı olmak üzere x 8 a'nın karesi eşit 0 denkleminde x eksi a çarpı x eksi a eşittir 0 olur. Şimdi buradan gelecek olan köke ben x1 buradan gelecek olan köke x2 dersem x1 de x2 de birbirine eşit ve a olur. Çünkü ikisi de aynı ifadedir. Yani polinomlar eşit bu sefer. Px çarpı px gibi düşünün. Bu denklemin birbirine eşit yani diğer bir manada biz buna diyeceğiz ki çakışık iki, iki, tane kökü vardır. Çözüm kümesi de ben hani iki tane kökünün olduğunu biliyoruz ama ben bir çözüm kümesi açarsam bu çözüm kümesinin içerisine mesela iki kökü de 5 bulduk. Bir tanesi 5, x1 eşittir 5, x2 eşittir 5. E şimdi çözüm kümesini açtın sen bu kökleri çözüm kümesinin içerisine gösterip çözüm kümesini bulmak istiyorsun gidip aynı iki elemanı bir kümenin içerisine yazamıyorduk hatırlıyorsanız kümeler dersinden. Dolayısıyla sevgili gençler iki tane 5 bulduysanız kümenin içerisinde bir tane yazacaksınız. Ve dolayısıyla çözüm kümesi tek bir elemanlı olacak. Yani tam kare denklemlerin çözüm kümeleri bir elemanlıdır diyebiliyoruz böylelikle. Geçtim bir diğer sayfama 5. sayfamdayım. x kare artı 15 eşittir 10 çarpı x eksi 1 bu denklemin çözüm kümesini bulunuz demiş. Hadi bulalım. x kare artı 15 Eşittir şu onu içeri dağıtalım bakalım 10x eksi 10 Hepsini bu tarafa toplayalım x kare eksi 10x Eksi 10'u bu tarafa atarsam 25 olacaktır eşittir 0 Ben burayı x'e x Burayı da eksi 5'e eksi 5 diye açarsam Eksi 5 kere eksi 5 artı 25 yapar toplamları da eksi 10 yapar Demek ki bu x eksi 5 ile x eksi 5'in çarpımı Yani başka bir deyimle x eksi 5'in Karesidir sevgili gençler eşittir sıfır. Şimdi çözüm kümesi tek elemanlı olacak ve bu da nedir arkadaşlar? Çözüm kümesi eşittir sadece 5 elemanından oluşur diyeceğiz. Bir önceki sayfada alelade verdiğimiz örnekle de uyuşmuş oldu böylelikle. Aşağıda bir tren vagonu görseli verilmiş. Vagonla karşılıklı şekilde konumlandırılmış koltukların oturma kısımlarının enlerinin toplamı koltukların birim yerlerinin bitim yerlerinin arasındaki boşluğa eşittir. Uzunluklar birim cinsinden görseldeki gibidir. X kaç birimdir? diyor ki biz, bakın bize şurada. Önemli olan kısmı burası. E, koltukların oturma kısımlarının enlerinin toplamı. Yani şunla şunun toplamı şuraya eşitmiş sevgili gençler. Hadi toplayalım. 3x-2 ile 3x-2'yi toplarsam 6x-4 yapar. Ve bu da x kare eksi 8x artı 45'e eşitmiş. Ben şunların her birini sağ tarafa atmak istiyorum. Böylelikle x kare eksi 14x artı 49 eşittir 0 gelecektir. Arkadaşlar bu da bakın x'in karesi eksi 2 çarpı x çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Yani x eksi 7'nin karesinin açılımıymış arkadaşlar eşittir 0 dersek tek bir tane x gelir o da 7'dir zaten. x kaç birimdir diye sorulmuş 7 birimdir diyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Geçtim 6. sayfama. Diyor ki 6. sayfada ikinci dereceden denklemlerin tam kareye tamamlama yöntemiyle çözümü. Eğlenceli bir çözüm. delta çözümüne de bir nevi benzer. Aynı zamanda delta yönteminden yani ileride diskriminant alarak da çözüm yapacağız. Diskriminanttan da biraz daha kolaydır sevgili gençler. Dolayısıyla tercih edilebilir mi? Bence edilmeli. Eğer verilen denklem çarpanlara ayrılmıyorsa tam kareye tamamlayarak çözüm kümesi bulunabilir. Bunu da nasıl yaparız? Örneğin x kare artı 2x eksi 4 bu çarpanlarına ayrılmıyor. Ama sen bunu İlk iki ifadeye göre yani x kare artı 2x diyor ya. Şimdi buna bakacak olursan x kare artı 2x e tamam. Bir de yanına bunun ne yakışırdı ne olsa yakışırdı sevgili gençler mesela. Artı 1 olsa muhteşem olurdu. Ama artı 1 yok. Eksi 4 var. Sana yine de artı 1'i yaz diyorum ben sana. Burada eksi 4'ü elde edebilmek için bir de 5 çıkar diyorum. Bakın burası ne oldu artık? Eksi 4. Yani şuradaki ifadenin aynısı oldu. E peki şurası neydi? X artı 1'in karesi. Bir de yanında eksi 5 var eşittir 0. böylelikle x artı 1'in karesinin sen 5 olması gerektiğini buluyorsun. Neyin karesi 5'tir? Kök 5'in ya da eksi kök 5'in. Demek ki x artı 1 ya kök 5'tir diyorsun ya da x artı 1 eşittir eksi kök 5'tir diyebiliyorsun. Buradan x 1 eşittir kök 5 eksi 1 gelirken x 2 eşittir eksi kök 5 eksi 1 gelir. Bizim çözüm kümemizde işte bunlar olur. Çözüm kümemizin elemanları da bunlar olur diyebiliriz. Aynı şekilde x kare artı 2x artı 4 denklemi için de aynı şekilde yapabiliriz. Ama burada bir farklılık var. İyi dinleyin. x kare artı 2x artı 1 olsa güzel olurdu diyecektik. Artı 3 ekledik. Böylelikle 4 oldu. Yani buradakinin aynısı oldu. Pekala şimdi ben şu kısım için x artı 1'in karesidir diyeceğim. Artı 3'ü de karşıya atarsam eşittir. Eksi 3 olur. Sonuçta burası yine 0. Eksi 3 oldu. Neyin karesi eksi 3'tür? Böyle bir sayı yok. Böyle bir sayı olmadığı için yani bir sayının karesi sıfırdır veya sıfırdan büyük olduğu için eksi 3 olamadığı için biz diyeceğiz ki çözüm kümemizde eleman yoktur. Yani çözüm kümemiz nasıl bir kümedir? Boş kü boş bir kümedir. Ya da çözüm kümesi boş kümedir diyebilirsin sen bu tarz sorular bu tarz ifadeler için. Sorularıma bakalım. a ve b birer gerçek sayı x çarpı x eksi 2 artı a çarpı x eksi 2 eşittir 0. Denkleminin çözüm kümesi de sadece tek elemanlıdır. Şimdi tek eleman olunca ne oluyordu? Tam kare oluyordu. Doğru mu? Doğru. Pekala. x-2 parantezini alayım ben bunu. Çünkü ikisinde de ne var? x-2 var bakın. x-2 çarpı x-2 çarpı. Burada x artı a'mız var. Eşittir diyor sevgili gençler. Sıfır. Bunun çözüm kümesi tek elemanlıysa tam karedir dedik. Yani buradakinin aynısından burada da olmak zorundaymış. O zaman ben buraya x-2 dersem a sayısı hangisine eşit olur? Eksi 2. Demek ki a kaçmış arkadaşlar? Eksi 2. Bu 1. İkinci olarak da bu denklemin kökü bir tane kökü var dedik. birisi 2 öteki de 2 demek ki kökümüz kök eşittir b'ymiş. Ve aynı zamanda biz kökü neye eşit bulduk 2'ye demek ki b de 2'ymiş. Diyor ki biz a'dan b'yi çıkar yani eksi 2'den 2'yi çıkar demiş. Eksi 2'den 2'yi çıkarırsak ne buluruz? Eksi 4 buluruz. Geçelim bir sonraki sorumuza. Artı 4, x kare artı 4x artık x kare artı 4x eşittir 45. Bu denklemi geometrik olarak çözünüz diyor. Ama geometrik olarak çözülmüyor. Yani normalde biz çözümünü basit bir şekilde yapabiliriz. Peki geometrik olarak ben bunu nasıl çözerim? Bir bakalım. Şimdi arkadaşlar ben bu x kare artı 4 x diyor ya. Şuradaki x kareyi geometrik olarak x kare nedir? Bir kenarı x birim olan karenin alanıdır mesela değil mi? Evet. O zaman ben bir kenarı x birim olan bir kare elde edeyim. Şurası x birim olsun sevgili gençler. Yine burası da x birim olsun. Ve daha sonrasında 4x demiş ya ben bunu 2x 2x diye parçalasam ve şuradan bir kenarı 2 birim olan bir dikdörtgen oluştursam. Şurası 2 olsa. Burası da sonuçta x. Şura kısmın yani karenin alanı neydi? x'in karesiydi. Peki burada oluşturduğum dikdörtgenin alanı nedir? 2x'tir. Şimdi ben bir tane daha 2x birimlik bir şey oluşturmak istiyorum. Çünkü burada 2x'e ihtiyacım var. Dolayısıyla ben bunu da şuraya çizmek istiyorum. Ve diyorum ki şurası da 2 birim olsun. Sonuçta burası da x birimdi. Gene buradaki oluşturduğum yeni dikdörtgenimin alanı da 2x olacaktır. Şimdi geriye neresi kaldı? Şu küçük parça kaldı bakın. Şuradaki küçük parçamız kaldı. O küçük parça da mecburi olarak burası 2 ise burası 2, burası 2 ise burası 2 ve buraya da ne kalır? 4 kalır. Şimdi bakın arkadaşlar. Şurada oluşturduğum, burada oluşturduğumuz büyük bir kare var. X artı 2, X artı 2'lik bir kare. Ve bunun alanı tamamının alanı X kare artı 4X artı 4'tür sevgili gençler. Şimdi ben X kare artı 4X'in yani şu kısmın ben 45 olduğunu biliyorum. 45 artı 4. Ve bu da ne olmuş oldu? X artı 2'nin karesi olmuş oldu sevgili gençler. X artı 2'nin karesi eşittir. 45'e 4 eklersem ne olur? 49 mu olur? Peki neyin karesi 49'dur? Tabii ki 7'nin. O halde x artı 2 ne olmak zorundaymış? 7. O halde x kaçmış? 5'miş sevgili gençler. İşte buna da geometrik çözüm diyoruz. Yani aslına bakarsanız matematikteki çoğu şeyi geometrik olarak çizip onun üzerinden anlattığımız zaman daha anlamlı bir hale geliyor. Yani matematiği bir nevi kısmen somutlaştırmış oluyoruz. Somutlaşan şeyi inanması ve somutlaşan somut olarak gördüğün şeyi sevmen çok çok daha basittir. Her iki gözüne hoş geliyorsa, her iki bir de iyi bir hoca anlatıyorsa güzeldir sevgili gençler. Dolayısıyla biz işte sağda gördüğünüz çözüm, sağda gördüğünüz şekli kafamızda hayal ederek çizdik. Bunu da nasıl yaptık? Püf noktamız şu. Şurada oluşanı iki eşit parçaya bölerseniz hem şuradaki gibi bir dikdörtgene hem de buradaki gibi dikdörtgene iki eşit dikdörtgene ayırabilirsiniz sevgili gençler. Buradaki karesel alan mecburi olmak zorunda çünkü buraya da bir kare çıkartmak zorundayız. Buradan sonra ne yaptık? X kare artı 4 X artı 4 dedik. Çünkü buranın alanı buydu. Ve bana X kare artı 4 X'in 45 olduğunu verdiği için ben 4 ekledim 49. Demek ki bu karenin alanı 49 birim kareymiş. E bu karenin alanını başka ben nasıl ifade etmiştim? X artı 2'nin karesi diye. Neyin karesi 49'dur dedik? 7'nin. O halde x artı 2'miz 7'ymiş. X de 5 olacakmış diye bildik böylelikle. Geçtim arkadaşlar bir diğer soruma. ABC'de bir dikdörtgen. EF yani EF neresi sevgili gençler? Şu kısım. KL şurası. ST şu kısım. Ve e, MN de bu kısım. Dikdörtgenin kenarlarına paralelmiş. Taralı alanların toplamı da 31 birim kare ise X kaç birimdir diye sormuş. Taralı alanlar neresi? Bir şurası, bir burası, bir de burası. Bunların alanlarının toplamı neymiş sevgili gençler? 31 birim kare. E peki şimdi şu mavinin uzun kenarı nedir? 10'dur. Bu mavinin kısa kenarı da 2x'tir. O zaman burası da 2x'tir. Bakın burası 2x ise burası da 2x'tir. Ee, ve daha sonrasında burası 2 ise burası da 2'dir. Doğru mu? Doğru. Pekala. X'in kaç olduğu sorulmuş bize. Bir düşünelim bakalım. Ben şuradaki e, turkuaz değil özür diliyorum. Yavru ağzı sanırım değil mi? Yavru ağzı olan kısmın ya da pembe de diyebiliriz. Bilmiyorum açık kırmızı da diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Bu kısmın alanı nedir? 2x çarpı 2x'ten 4x karedir. Sarı kısmın alanı 20'dir. Ve mavi kısmın alanı da 10 kere 2x'ten 20x'tir. Ben bunları toplarsam 4x kare artı 20x artı 20'nin 31 olduğu söylenmiş bize. Madem bu şekilde bir olayımız var. Bu 31'i bu tarafa atalım. 4x kare artı 20x eksi 11 eşittir 0 diyelim. Şimdi 11'i zaten çarpan arayma kolay. Yani mecburi olarak ya eksi 11'e 1 ya da 11'e eksi 1 diye ayıracağız. Önemli olan şu kısmı nasıl ayıracağımız. Bu kısmı da nasıl ayıralım? Mesela ben şurayı artı 11 eksi 1 yapmak istiyorum. Gördüm çözümü. Pekala. Ben burayı da 2x'e 2x, e 2x diye ayırayım. Böylelikle eksi 2x artı 22x daha artı 20x yapsın. Burayı da 2x artı 11 çarpı 2x eksi 1 diye ayırırsak eşittir 0. x ya eksi 11 bölü 2 gelir ya da x eşittir 1 bölü 2 gelir. Peki x hangisidir? Şu mudur sizce? Bence bu değildir. Niye bu değildir? Çünkü x bir uzunluk. Uzunluk negatif olamaz. Demek ki x kaçmış? 1 bölü 2'ymiş diyebiliriz sevgili dostlar. Bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. İkinci dereceden bir bilinmeyenli yani, denklemin köklerini veren formül ve diskriminant kavramı. Nedir bu diskriminant kavramı? Bunu bir irdeleyeceğiz. Ve bunu irdelerken de bu diskriminantın bir formülü falan çıkacak. Bunu da bir ispat edelim. İspat ne, niye önemli? Yani e, şimdiye kadar mesela yaptıklarımız içerisinde çok az ispat verdik. Bu ispatları neden veriyorum sevgili gençler? Yani verdiğim ispatları da niye veriyorum? Sen buraları es geçebiliyorsundur. Belki hani sardırabiliyorsundur videoda ama İspat niye önemli? Çünkü neyin nereden geldiğini biliyorsun. Bu bir. İkincisi şunu kesin demeyeceğim. Ya işte formülü unutursan kendin ispat edersin Bu hikaye. Bu, bu, iş kimse sınavda oturup da bir şey ispat etmez. Formülü ispat etmez. Ha, ne olur işte 2-3 tane boş sorun kalır. Formülü hatırlayamazsın. Ama işte sular seller gibi biliyorsundur ve yarım saat süren vardır hala. ispat edersin formül çıkarırsın. Bu çok uç bu örnek. Ama kesinlikle şunu söylemeyeceğim. işte Formülü unutursan kendin ispat edersin falan demeyeceğim e, Çünkü ispat farklı bir nedenden kaynaklı önemli Niye? İspat yaparken de çoğu konuyu Kullanıyorsun i̇şte Tam kareye tam mesela bunda neyi kullanacağız? Tam kareye tamamlama metodunu kullanacağız i̇şte, e, Bir şeyleri bir kat sayının parantezini aldığımız zaman elimizde neler kalacak bunu göreceğiz Çeşitli yöntemler kullanacağız Ufkunu da genişletebilir Sırf o yüzden bunun ispatını veriyorum yoksa delta eşittir b kare eksi 4 ac'dir deyip Savuşturup geçebilirdik İspatı de fayda var Haberin olsun Şimdi ikinci dereceden bir bilinmeyenli yani denklemin diskriminantı diyor Demek ki ikinci dereceden bir denkleme ihtiyacım var benim O halde arkadaşlar ax kare Artı bx Artı c eşittir 0 gibi benim ikinci dereceden bir, bir bilinmeyenli yani bir denklemin olsun ben bu denklemi bir A parantezine almak istiyorum. Yani baş katsayıyı 1 yapabilmek için. X kare artı bakın A parantezine alırsam burada B bölü A'mız kalır. Dağıttığınız zaman A'yı BX kalır. Artı burada da C bölü A. Eşittir 0. Şimdi arkadaşlar ben burada A'nın 0 olmayacağını biliyorum. %100 A 0 değildir. A 0 olursa ikinci dereceden bir denklem olmaz zaten. O halde neresi 0'dır? İçerisi. Yani şu kısım. Pekala. Turkuazla işaretlediğim kısım x kare artı b bölü a x artı c bölü a eşittir dedim. Şimdi ben burada tam kareye tamamlama metoduyla bu denklemi çözmek istiyorum. x kare artı b bölü ax dedim. Şimdi burada, burada sevgili gençler yapacağınız hamle önemli. Mesela ben x kare artı 4x artı 5 dediğim zaman eşittir 0 diyelim. Ben bunu tam kare metoduyla çözmek istiyorsam x kare artı bakın şurayın şu kısım yani 4x diyoruz ya. Bu 4'ün yarısı kaç? 2. Değil mi? Aynısını yazın 2. 2'nin karesini buraya eklerim. Çünkü birincinin karesi artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi diyeceğiz ya. Bunun yarısı 2 ise 2'nin karesini buraya eklerim ve artı 1 eşittir 0 derim. Burası tam kare olur. O halde burada şunun yarısı ne? B bölü 2A. B bölü 2A'nın karesine B kare bölü 4 A kare. Şimdi ben bunu ekledim. Bu burada yoktu normalde. Bakın C bölü A vardı ama ben bunu buraya yazdım. Peki o zaman tekrar çıkarayım ben bunu. Eksi B kare bölü 4 A kare. Ve son olarak artı yine C bölü A'mı yazayım ki bu ifadeyle şuradaki ifade aynı olsun. Bakın ekledim B kare bölü 4 A kare. Çıkardım eksi B kare bölü 4 A kare. Bunlar birbirini zaten götürüp sadece C bölü A kalacak. Bunu yapmamızdaki amaç şu kısmın sarı ile işaretlediğim kısmın bir tam kare olabilmesini sağlamak. Peki burası neyin karesi oldu arkadaşlar? X artı B bölü 2A'nın karesi olmuş oldu. Pekala. Peki şu kısımda bakın ben burayı 4A ile genişletecek olursam eğer. 4A ile genişletecek olursam. Eksi B kare. Hatta şöyle yazalım mı biz orayı? Şöyle yazarsak daha güzel olur. Ben burayı 4A ile genişletirsem burası 4AC olur. Değil mi? Artı e, eksi b kare artı 4ac bölü 4a kare gelir. Bu da nedir? Eşittir 0. Şimdi bu sıfırsa ben diyorum ki şu kısmı turkuazla işaretledim kısmı bir karşıya sallayalım bakalım neler gelecek. Bakın x artı b bölü 2a. Bunun karesi eşittir. b kare bu sefer eksi 4ac. Karşıya attığımızda eksiyle çarpmamız gerekiyor biliyorsunuz. Bölü 4a kare dedim. Pekala şimdi şu kısmı sildim, bu kısmı sildim arkadaşlar. Sildikten sonra da, madem bu ikisi birbirine eşit ve benim bu denklemi çözmem gerekiyor, sağ tarafta hiç bilinmeyen yok gördüğünüz üzere B b'de, a'da, c'de hepsi bilinen ifadeler. Sol tarafta da sadece x var ve benim bu x'i yalnız bırakmam gerekiyor bu denklemi çözebilmek için. Ama bu x'te tepesinde bir kare var burada. E, bu kareden nasıl kurtulurum? Her iki tarafın kare kökünü alabilirim mesela. Bu bir yöntemdir aldım karekökünü x artı b bölü 2a eşittir karekök içerisinde b kare eksi 4ac bölü 4a kare dedim ya da x artı b bölü 2a eşittir eksi karekök içerisinde b kare eksi 4ac bölü 4a kare olur. Neden buraya eksi ve buraya artı yaptım? Niye? Çünkü biliyorsunuz ki karesini almıştık. Kare kökünü aldığımız zaman içerisi 5 de olabilir, eksi 5 de olabilir. 6 da olabilir, eksi 6 da olabilir. Çünkü 25'in 25 için 5'in karesi de 25, eksi 5'in de karesi 25. 6'nın karesi de 36, eksi 6'nın da karesi 36. O zaman bunun da karesi buna eşit olabilir. Eksilisinin de karesi buna eşit olabilir. Bir sıkıntı yok. Pekala. Ben bunu da karekök içerisinde b kare eksi 4ac ya yazarım. Altına da 4a karenin kare kökü olan 2a'yı yazarım. Ya da aynı şekilde burada da b kare eksi 4ac'yı yazarım. Altına da bakın şuradaki eksiden kaynaklı yine 2a'yı eklerim ama buraya eksi yazar. Kabul mü? Kabul. E şimdi burada paydası 2a olan çok muhteşem bir şey var da. At o zaman bunu karşıya. Şuna x1 de buna da x2 de. x1 eşittir. Bakın bunu bu tarafa atıyorum. Dolayısıyla artık şunu yapabiliriz biz. Eksi b artı kök içerisinde b kare eksi 4 ac bölü 2a yazabilirim. Bakın şunu bu tarafa attım. Yani şunun yanına attım. Eksi b bölü 2a diye geçti. Eksi b bölü 2a diye geçti. Ve bu da eksi b artı b kare eksi 4ac bölü 2a yaptı. Aynı şekilde buradaki b bölü 2a'yı da karşıya atarsam Buna da eksi 2 demiştik. Eksi b, eksi bu sefer kök içerisinde b kare eksi 4ac bölü 2a yapmış oldu. Şimdi bakın arkadaşlar ben x1 ve x2'yi buldum. Yani denklemin bir kökü bu olacakmış, ikinci kökü bu olacakmış. E güzel. Buradaki her şeyi biliyor muyuz zaten? a'yı b'yi c'yi biliyoruz. Demek ki ben bütün denklemler için, bütün denklemler için köklerimi bu şekilde bulabiliyormuşum. Bütün denklemler için köklerimi bu şekilde bulabiliyormuşum. Peki hocam burada diskriminat nerede? Diskriminat ne ki? Arkadaşlar işte biz burada biz burada sonuç olarak a sıfırdan farklı ve abc birer gerçek sayı olmak üzere ax kare artı bx artı c eşit sıfır denkleminin köklerini veren bağıntıda bu b kare eksi 4 ac dediğimiz bakın şuradakiler var ya b kare eksi 4 ac'ler. İşte bu ifadelere denklemin diskriminantı diyeceğiz. Ve hangisiyle göstereceğiz hangi işaretle ile üçgenle ki bu üçgen e, Yunancadaki ya da Latince mi oluyor bilmiyorum. Yunan alfabesinde diyelim. D harfine karşılık geliyor. Diskriminantın D'si ki Yunanlılar D'ye delta diyorlar ile gösterilir ki bu mesela büyük harf onlarda budur. Büyük D, küçük D budur. Normal D. Anlaştık mı? De, delta'da B kare eksi 4 acdir diyebiliriz. delta aslında D'nin okunuşu onlarda. Bunun orijinali diskriminanttır. Tamam. Hem fikir miyiz bunda? Bir sıkıntı yok değil mi? Güzel. Bu delta hocam sadece burada mı işimize yarayacak? Yok. Bu delta parabolde de işimize yarayacak. Bu delta türevde de işimize yarayacak. Bak türev dedim. Delta'nın türevde ne işi var? Ama türevde de işimize yaratacağız biz onu. Merak etmeyin. E, i̇kinci dereceden denklemde de bazen eşitsizlikte de mutlaka işimize yarayacak. Tamam bunu mutlaka unutmuyorsun. Geçtim diğer sayfama örneğimize bakalım. M bir gerçek sayı. x kare eksi 4x artı m x kare eksi 4x artı m eşit 0 denkleminin diskriminantı 44 olduğuna göre. Denklemin büyük kökü kaçtır şimdi? Delta 44'müş. Hemen arkadaki formüller vardı ya ben o formülleri artık şu şekilde düzenleyebilirim. Madem o b kare eksi 4 ac delta diyebildik. Eksi b artı kök delta bölü 2a ve x2 eşittir. Eksi b eksi kök delta bölü 2a diyebiliriz. Güzel. Deltayı biliyoruz. Madem öyle. Eksi b demiş. Eksi eksi 4 yani. 4 artı kök 44 bölü a'sı da 2 idi. A'sı da 1 idi. 2a da 2 yapar o zaman. Bu x1. x2 de sevgili gençler. Yine 4 eksi kök 44 bölü 2 diyebiliriz. Bunları da dediğiniz gibi sadeleştirebilirsiniz. Ama büyük kök sorulmuş. Büyük kök bu sevgili gençler. Hadi onu da sadeleştirelim. 2 artı bakın 44 dışarı nasıl çıkar? 2 kök 11 diye dolayısıyla budur diyebiliriz. Hatta burası da 2 eksi kök 11 gelir. Bununla ilgili uyarı da eşitlik uyarısını da birazdan yaparız. Şimdi aşağıdaki sorumuza geçmeden önce de sevgili gençler. Delta ile ilgili bazı durumlardan söz etmek gerekiyor. Buraya not alabilirsiniz arkadaşlar. İlk durum şu delta ile ilgili bir önceki sayfada bazı durumlar olabileceğini söylemiştik. O durumlardan birincisi şu. Delta eğer sıfırdan büyükse denklemin birbirinden farklı iki tane kökü vardır sevgili gençler. Ve çözüm kümesi iki elemanlıdır yazabilirsiniz. İki elemanlı. Birbirinden farklı iki tane kök. İkincisi eğer delta sıfıra eşitse birbirine eşit olan iki tane kök vardır. Yani çözüm kümesi bir elemanlı ve hatta bunun yanı sıra soruların içerisinde şu da geçebilir. Çakışık iki tane kök. Çakışık iki kök vardır. Veya denklem denklem tam karedir. Tamam. Birbirine eşit iki tane kök vardır. Birbirinin aynısı olan iki tane kök vardır gibi ifadeler kullanılırsa sen anlayacaksın ki delta sıfıra eşitmiş. Birbirinden farklı iki tane kök var diyorsa delta sıfırdan büyükmüş diyeceksin. Üçüncü olarak da sevgili gençler eğer ki deltamız sıfırdan küçükse reel kök reel kök yoktur diyeceksin. Demek ki başka kökler var. Ki biz bu köklere de karmaşık kökler diyeceğiz. Kompleks kökler diyeceğiz. Reel kök yoktur diyoruz sevgili gençler. Çakışık iki tane kökümüz vardır. Ve ee, pardon özür diliyorum. Reel kök yoktur diyoruz. Üsttekini okudum birden. Gecenin bir vakti çekince reel kök yoktur diyoruz ve çözüm kümemizde mecburi olarak ne olacak? Reel kök yoksa boş küme olacak. O karmaşık kökleri de karmaşık sayılarda mutlaka ama mutlaka sizlere anlatacağım. Şimdi a bir gerçek sayıdır demiş sorumuza bakalım. x kare eksi 3x artı 1 eksi a eşit 0 denkleminin birbirinden farklı iki tane gerçek kökü olduğuna göre a hangi aralıkta olmalıdır? Şimdi ne diyeceğiz biz birbirinden farklı iki tane kökü varsa delta'nın sıfırdan büyük olduğundan bahsediyor. Delta'mız sıfırdan büyük olmalıymış. Peki delta ne? Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 4 çarpı 1 çarpı x karenin katsayısı, 1 eksi a. Ne diyeceğiz? Büyüktür 0. Buradan 9 eksi 4 artı 4 a büyüktür 0 olacak. 9'dan 4'ü çıkardım 5. Beş. 5'i karşıya atarsam 4 a büyüktür eksi 5. Ve a büyüktür Eksi 5 bölü 4 olacak. A eksi 5 bölü 4'ten büyükse A nerededir? A hangi aralıkta olmalıdır diye soruyordu. Eksi 5 bölü 4'ten sonsuza kadar olan aralıkta olmalıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet iki tane reel kökümüz varsa birbirinden farklı reel kökümüz varsa delta'nın sıfırdan büyük olması gerektiğini burada kullandık ve sorumuza işledik. Delta sıfır eşit olsaydı yani birbirinin aynısı iki tane kök vardır deseydi biz bu sefer delta'yı eşittir sıfır diyecektik ve a eksi 5 bölü 4'e eşit gelecekti. Ee, reel kökü yoktur deseydi bu sefer de küçüktür sıfır diyecektik. Umarım anlaşılmıştır. Geçtim bir diğer sayfama 11. sayfadayım. İlk soruma bakalım. B bir gerçek sayı x kare artı bx eksi 12 eşit sıfır denkleminin diskriminantı da delta'dır. Eksi b artı kök delta eşittir 6 olduğuna göre B kaçtır diye sorulmuş sevgili gençler. Şimdi burada şu ifade size bir çağrışım yapmak zorunda. Siz köklerden bir tanesini nasıl buluyordunuz? Mesela x1'i eksi b artı kök delta bölü 2a diye buluyordunuz. Sana burada şunu vermiş zaten. Yani 6'yı vermiş. a'yı da sen biliyorsun a burada kaçtır? 1'dir. Yerine yazarsan 6 bölü 2'den 3. Yani denklemin bir kökü kaçmış? 3'müş. Denklemin bir kökünü buldun sen. 3. E bu denklem, e bu kök denklemi sağlar. Denklemi sağlıyorsa yerine yazarsın. 9 artı 3b eksi 12 eşittir 0. 9'dan 12 çıkar. Eksi 3. Onu da karşıya at. 3b eşittir. 3. E kaçmış arkadaşlar? 1'miş. Yani cevabımız 1 olacakmış diyebiliriz. Bir diğer soru. Aşağıda Yarı çapı R olan dik silindir biçimde bir oksijen tüpü görseli verilmiştir. Üretici firma pire kare eksi A çarpı R artı 2 bölü pi eşit 0 denklemine göre yarı çapı farklı iki farklı tüp üreteceklerdir. Buna göre A'nın alabileceği en küçük doğal sayı değeri kaç olmalıdır? Şimdi burada burada ikinci dereceden bir denklem var. Ve bu denklemin bilinmeyeni de R sevgili gençler. Çünkü A reel sayı olarak. pi, P'ler sevgili gençler ne olarak verilmiş? Katsayı olarak verilmiş. 2 pi, 2 bölü pi, pi, a katsayı olarak verilmiş. Bilinmeyenimiz de r. Ve diyor ki yarı çapı farklı iki tane tüp üretecek diyor. Yani yarı çapları da farklıysa ve bunların kökleri r1 ve r2 olacaksa demek ki r1, r2'den farklı. r1 farklı, r2. Yani birbirinden farklı iki tane kökü var diyor. Yani deltasının sıfırdan büyük olması gerektiğini savunuyor soru. Güzel. Şimdi o zaman madem delta sıfırdan büyük biz deltasını bulalım. B kare eksi 4 ac diyeceğiz. B'si ne burada? Eksi a. A kare eksi 4 çarpı pi çarpı 2 bölü pi. Büyüktür. Ne diyeceğiz? Sıfır. P'ler gitti zaten burada. A kare büyüktür. Bakın eksi 4 kere 2 eksi 8 yapar. Karşıya atarsam 8 olur. A kare 8'den büyükmüş. Peki a kare 8'den büyükse. Her iki tarafın kare kökünü alırsam. A ya 2 iki kök 2'den büyüktür ya da A eksi 2 iki kök 2'den daha küçüktür. Şimdi ne demişti bize? A'nın alabileceği en küçük doğal sayı değeri. Şimdi eksi 2 iki kök 2'den küçük bir doğal sayı yok zaten. 2 i̇ki kök 2'den büyük doğal sayıyı bulmamız lazım. Ki 2 iki kök 2'nin sen kök 8 olduğunu biliyorsun. Kök 8'den sonra ne var? Kök 9 var. E şimdi kök 8'den önce de kök 4 var tam sayı olanları yazıyorum. Kök 4 2'dir. Kök 9 da 3'tür. Demek ki bizim sayımız 2 ile 3 arasında bir sayı. Yani bu A dediğimiz ee, kök 8. Yani sınırı olan kök 8 burada. ve kök 8'den daha büyük olacaksa bundan büyük ilk doğal sayı nedir? 3'tür. Dolayısıyla cevap ne olacak sevgili gençler? A'nın minimum doğal sayı değeri eşittir. 3 olur diyeceğiz sevgili gençler. Geçtim bir diğer soruma. A bir doğal sayıdır. A eleman doğal sayı olarak verilmiş. Buna göre x kare eksi 4x artı a eşit sıfır denkleminin köklerinin rasyonel olması için A'nın alabileceği değerleri bulunuz. Şimdi rasyonel olması için diyoruz ya köklerimiz hangi formattaydı? x1 virgül x2 Neydi sevgili gençler? Eksi b artı veya eksi kök delta bölü 2a Rasyonel olacaksa şunlar şu kökler rasyonel olacaksa şu zaten rasyonel bu da rasyonel şunun da rasyonel olması lazım. Yani delta'nın o zaman kök dışına çıkabilmesi gerekiyor. Kök dışına çıkması için de bir karesel delta'ya ihtiyacımız var. Yani delta bu sefer ne olacak? Karesel bir sayı olacak. Hadi bakalım. Karesel bir delta bulacağız. Deltayı bulalım. B kare yani eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı 1 çarpı a. Eşittir p kare. Yani karesel manasına geliyor bu. P'yi bulmayacağız biz. Tamam mı? Karesel bir sayı olacak. 16'dan 4a çıktığında karesel oluyorsa, a da bir doğal sayıymış. a 0 olabilir o halde. Çünkü 16'dan 0'ı çıkardığım zaman 16 karesel bir sayıdır. Eğer ki a 1 olursa, 16'dan 4 çıktı 12. Olmaz. Eğer ki a 2 olursa, 16'dan 8 çıktı 8. 8 karesel değildir. a 3 olursa, 3 kere 4 12. 16'dan 12'yi çıkardım 4. A eşittir 3 oluyormuş sevgili gençler. Çünkü 4 karesel bir sayıdır. Peki A 4 olursa 16'dan 16 çıktı 0 0 karesel bir sayıdır. Dolayısıyla arkadaşlar bundan daha küçükleri artık burayı negatif yapacaktı ve negatif sayılar karesel olamaz. A'nın alabileceği değerleri bulunuz demiş. A 0 olabilir, 4 olabilir, 3 olabilir. Başka bir şey olmaz. Hocam daha fazla olmaz mıydı? Hani negatifleri falan hiç düşünmedik. Negatifleri düşünmeyiz çünkü A 1 doğal sayı olarak verilmişti bize. Geçtim bir diğer soruma. A ve B birer gerçek sayı. 3x kare eksi a x artı b artı 1 eşit 0. x kare eksi 2x artı a eşit 0 denkleminin çözüm kümeleri aynıymış sevgili gençler. B kaçtır diye soruyor. Şimdi çözüm kümeleri aynıysa tamam mı? Bu iki denklemin kat birbirinin katıdır. Yani x karenin bunu not olarak da yazabilirsin bakın. Çözüm kümeleri aynıysa bu iki denklemin katsayıları, bu iki denklemin kat, sayıları, bu iki denklemin kat oranları birbirinin aynısıdır diyoruz. Tamam mı? Şimdi x kare var, x kare var. Kat ne? 3 ve 1. Madem öyle, 3 bölü 1 dedim. Eşittir. Eksi a bölü eksi 2. Eksi a bölü eksi 2. Burada eksi 2'ler, eksiler gider özür diliyorum. Eşittir. B artı 1 bölü a. Şimdi. 2 birin 2 katı o zaman A da 3'ün 2 katı olacak. A 6'ymış. E, A 6 ise bu bunun 6 katı. Bu da bunun 6 katı olacak. Demek ki burası 18. Madem öyle e, B artı 1 18 ise B kaçtır arkadaşlar? 10 7'dir deriz. İşte sevgili gençler çözüm kümeleri aynıysa siz burada bu denklem birbirinin katıdır deyip yolunuza devam edeceksiniz. Denklemin katsayıları birbirinin katıdır ya da denklemler birbirinin katıdır deyip devam edeceksiniz. Ee, Bunu da nasıl halledebilirsiniz? Kat sayıları oranlarını yani 3 bölü 1 eksi a bölü eksi 2 b artı 1 bölü a. Bunları birbirine eşitleyerek bulacaksınız. Geçiyorum. 13. sayfama x kare artı m eksi 5x artı 4 eşit 0 x kare artı m artı 5x eksi 6 eşit 0 denkleminin birer kökü ortaktır diyor. m kaçtır? Şimdi birer kökü ortak olan e, denklemlerde bu tarz sorularda klişe sorulardır. Bunu nasıl çözeceksiniz? Şu şekilde öncelikle ikinci dereceden olan ifadeyi kaybedeceksiniz. Yani ikisinde de x kare var. Bu x kareleri bir yok etmemiz lazım bizim. Peki bu x kareler nasıl yok olur? Mesela alttakinden üsttekini çıkaralım. Alttakinden üsttekini çıkarırsak ya da bunları birbirine eşitleyebilirsiniz. Hadi birbirine eşitleyelim. x kare artı m eksi 5 tane x artı 4 eşittir x kare artı m artı 5x eksi 6. Ne hangisini ne tarafa atalım mesela? Ee, bunu bu tarafa atalım. Soldakileri sağ tarafa atalım. x kareler gitti. x parantezinde bakın burada m artı 5 var. Değil mi? Ee, bir de hani x çarpı m artı 5 bir de eksi x çarpı m eksi 5 olacak şurada. Buradan gelecek o. Ve 4'ü de bu tarafa atarsak eksi 10 gelir eşittir 0. E şimdi x parantezini alırsam m artı 5 eksi m bakın eksi m artı 5 tamam eşittir eksi 10'u da karşıya atarsam 10 gelir buradan eksi m ve artı m gider 5 artı 5 10 x eşittir 10 gelir demek ki x kaçmış 1 e, x 1 ise sevgili gençler bu ortak olan köktür dersiniz x 1 ise bu ortak olan köktür madem ortak kökümüz bu sen bunda da 1'i bunda da 1 yerine yazarsan cevabı bulursun. Mesela üstteki ne yazalım? 1 artı m eksi 5 artı 4 eşittir 0. Buradan eksi 5 4 daha eksi 1. 1 daha 0 m eşittir 0 gelir. Aynı şekilde ikincide de yerine yazsanız. 1 artı m artı 5 eksi 6 eşittir 0. 5 ile 1'i topla 6. 6 çıkar 0 m eşittir 0 gelecektir. İki türlü de yani sen burada bulduğun ortak kökü ister yukarıda ister aşağıda yaz. Çünkü ne diyoruz bakın adı üstünde ortak kök. Hem üsttekinin hem alttakinin kökü ise ikisini de yerine yazdığın zaman mecburi olarak sağlamak zorunda. Geçtim bir sonraki soruma. x üzeri 4 eksi 13 x kare artı 36 eşit 0. Hocam biz burada bir saattir bir buçuk saattir ikinci dereceden denklemiş diyoruz. E ikinci, ikinci dere dereceden olması için ne gerekiyordu? Siz bize söylediniz. X'in üzerinde 2 olması gerekiyor maksimum. E tamam güzel. Ama soruya bakıyorsun x üzeri 4. Yoksa biz dördüncü dereceden denkleme geçtik. De bizim mi haberimiz yok? Hayır arkadaşım dördüncü dereceden denklemlerde bir konu müfredatta yok. Ve biz de o denklemleri geçmedik zaten. Biz şu an şu soruyu çözüyoruz. İkinci dereceden denkleme dönüştürülebilen bir denklem sorusu çözüyoruz. Nedir hocam bu ikinci dereceden dönüştürülebilen? Arkadaşlar bakın. Burada x kare verilmiş. Burada da x karenin karesi verilmiş. Hemen yerine yazacaksınız. x karenin karesi eksi 13 tane. x kare artı 36 eşittir 0. Şimdi ben burada x kareyi a olarak seçmek istiyorum. Böylelikle x karenin karesi ne olur? a'nın karesi olur. Yerine yazalım o zaman. a'nın karesi eksi 13 tane. a artı 36 eşittir 0. Alın size... İkinci dereceden bir denklem sevgili gençler burası. Doğru mu? Doğru. Artık sen bunu çözmeyi biliyorsun. E çözelim o zaman. A'ya A diye açarım burayı. 36 dediğimizi de eksi 9'a eksi 4 diye açarsak eksi 9 kere eksi 4 36 bunların da toplama eksi 13 yapar. Demek ki A sayısı ya 9'muş ya da 4'müş. Şimdi A 9 veya 4 dedik ama çözüm kömürümüz 4 ile 9 değil. Niye? Çünkü ben A'ları buldum. Benim çözüm kümemi x'ler oluşturuyor. Soru x diye sorulmuş. A'yı niye bulayım ki ben? Arkadaşlar ben x kareye a demiştim değil mi? A'yı ben ne buldum? 9. 9 eşittir x kare dersem a x kareydi çünkü. O zaman x ya eksi 3'tür ya artı 3'tür. Bir de a'yı 4 bulmuştuk. Eğer x kare eşittir 4 ise x ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Çözüm kümesi sorulmuş. Hadi yazalım. Çözüm kümesi eşittir. En küçük elemanı yazarak başlayacaksınız. Eksi 3. Eksi 2. Büyüterek gideceksiniz. 2 ve 3. İşte gençler çözüm kümemiz budur. 4 elemanlıdır diyebiliriz. Geçiyorum bir diğer sayfama. 14. sayfamdayım. X bir reel sayı. X eksi 1'in karesi eksi mutlak değer x eksi 1 eksi 12 eşit 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz demiş. Şimdi burada mutlak değerli bir ifade var. Eyvallah. Bu mutlak değerli ifadeyi ben nasıl dışarı çıkarırım? Hangi şartlarda neyi ne yapmam lazım? Bunu bir düşünmemiz lazım. Şimdi buradaki kritik noktamız nedir sevgili gençler? 1. Mutlak değerin içerisinde 0'a eşitleyen noktaya biz kritik nokta diyorduk. E peki o zaman x 1den büyük veya eşitken bir de x 1den küçük veya eşitken iki ayrı çözüm üretmemiz lazım bizim. x 1den büyük veya eşitse burası olduğu gibi çıkacaktır. Ve x eksi 1'in karesi Eksi x eksi 1. Bakın olduğu gibi çıkardım. Eksi 12 eşittir 0. Eğer ki x 1'den küçük veya eşitse x eksi 1'in karesi. Şimdi eksi parantezinde 1 eksi x diyeceğim. Ve daha sonrasında da eksi 12 eşittir 0 diyeceğim ki burası da x eksi 1'in karesi artı x eksi 1 eksi 12 eşittir 0 gelecektir. Şimdi ben burayı x eksi 1'i A'ya dönüştürerek yazsam. X eksi 1 gördüğüm yere A yazayım. A'nın karesi eksi A. Eksi 12 eşittir 0. Burada da A'nın karesi artı A. Eksi 12 eşittir 0 olur. Peki çarpanlarını ayıralım. A'ya A diye ayırdım. Eksi 4'e artı 3 diye ayırdım. A eşittir 4. A eşittir eksi 3 geldi. Buradan A'ya A diye ayırdım. Artı 4'e eksi 3 diye ayırdım. A eşittir 3 ve A eşittir eksi 4 geldi. Peki ben x eksi 1'e a demiştim ya. a 4 olursa x 5 olur. Eğer ki a eksi 3 olursa x eksi 1 karşıyat eksi 2 olur. Eğer ki a 3 olursa x olur. 4 olur. Eğer ki a eksi 4 olursa a eksi 1 karşıya x eksi 3 olur. İşte gençler çözüm kümemizin elemanları bunlar. Çözüm kümesinde bulmak için şuraya çk eşittir. En küçük elemanımız burada hangisi? Eksi 3 Sonra eksi 2. Sonra 4. Sonra da 5 yazarız. Sonra da ne yapmış oluruz biliyor musunuz? Soruyu tamamıyla baştan aşağı yanlış çözmüş oluruz. İşte buraya dikkat etmenizi istiyorum. Soruya bu şekilde başlarsınız. Çözersiniz. Çok mantıklı hareket ettiğinizi düşünürsünüz. Ama şıkkı işaretlersiniz. Şıkka da koyarlar bu cevabı. Şıkkı işaretlersiniz ve çözüm çöpe gider. Soru çöpe gider. Peki hocam ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın ben soruya şu kısımda profesyonel bir şekilde siz de bunu yaparsanız gerçekten profesyonelce bir hareket olur. Kritik noktayı buldunuz, küçüktür, büyüktür, ayırdınız, farklı iki denklem diye çıkardınız. Siz burada eksi birden büyük veya eşit olarak kabul ettiniz ama gidip şuradan gelen kökü mesela ee, bakalım ha şu eksi ikiyi kök olarak kabul ettiniz. Gitti. X 5 olur. Birden büyük ama eksi 2 olmaz. X'i burada birden küçük diye kabul ettiniz ama gittiniz 4'ü çözüm olarak kabul ettiniz. Olmaz. Demek ki eksi 2 ile 4'ü burada sileceğiz. Bizim çözüm kümemizin içerisinde eksi 3 ve 5 elemanları olacak. Buna dikkat etmeniz temennisiyle. Hadi bakalım. Şimdi geçtim diğer soruma. Matematik dersinde Ahmet isimli öğrenci... X kare eksi 12x artı 36'nın kare kökü eşittir x kare denklemini çözmek için aşağıdaki adımları uygulamış. Diyor ki Ahmet hangi adımda hata yapmıştır diye bir soru soruluyor. X kare eksi 12x artı 36 bir kere x eksi 6'nın karesidir diyerek başlıyor işe. Doğru mu? Doğru. Eşittir x kare ben burada bir hata görmüyorum. Bu doğru bir hareket. Her iki tarafın kare kökünü e, alırım demiş. Bakalım aynı. Şunu da şunu silmiş. Şimdi her iki tarafın kare kökünü alacaktı. E bununla bu gitti. Bir kere zaten burası mutlak değer içinde çıkar. Burası da x kare değil x olarak çıkar. İkinci adımda direkt hatasını yapmıştır sevgili gençler. Tamam. Direkt olarak ikinci adımda hatasını yapmıştır. Hani diğerleri hatalı değil mi hocam orada da var hata derseniz de e, ikinci adımda ilk hatayı yaptığına göre İlk olarak hangi adımda hata yapmıştır diyor. Diğerlerinin hatalı olması zaten çok normal arkadaşlar. Tamam ikinci adımda hata yapmıştır deriz Ahmet için. Geçiyorum bir diğer soruma. Kare kök içerisinde x çarpı küp kök x eşittir 16 denkleminin çözüm kümesini bulunuz demiş. Şimdi ben bunu şurada 2 olduğunu biliyorum. Ben bunu tek kök içerisinde yani 6. dereceden kök içerisinde x küp çarpı x olarak yazabiliyordum. Yani x üzeri 4 olarak yazabilirim. Bu da eşittir 16'ymış. Pekala. Şimdi arkadaşlar bu 16 dediğimiz şey nedir? 2'nin 4. kuvvetidir. Ben şunun da şunun da 6. dereceden kuvvetini alsam. x üzeri 4 eşittir 2 üzeri 4'ün 6. kuvveti 2 üzeri 24 yapar. x üzeri 4 24 ise her iki tarafın 4. dereceden kökünü alırım. Ve böylelikle x eşittir 2 üzeri 6 gelir arkadaşlar. Çözüm kümesini bulunuz demiş Güzel 2 üzeri 6 dedik biz de Peki burada x Eksi 2 üzeri 6 olabilir miydi X dediğimiz sayı Eksi 2 üzeri 6 bakın burada Eksi 2 üzeri 6 dedik eğer burada da Eksi 2 üzeri 6 dersek Şurası tamam dışarı negatif diye çıkar e Bu da negatifle negatifin çarpı pozitif yapar Demek ki buradaki kare biz bir sıkıntı olmaz diyeceğiz Demek ki bizim çözüm kümemizde iki tane eleman var Bir tanesi 2 üzeri 6 Diğeri de eksi 2 üzeri 6 ki siz zaten bunun dördüncü dereceden kuvvetini aldığınız zaman mutlak değerli olarak çıkarmayı unutmayacaksınız. Zaten buradan da mutlak değerde öğrendik. Mutlak x 2 üzeri 6 ise x ya 2 üzeri 6'dır ya da eksi 2 üzeri 6'dır diyebilme imkanınız var sevgili gençler. Bunu demelisiniz. Evet. Şimdi burada ikinci dereceden bir bilinmeyeni denklemin kökleri ve katsayılar arasındaki bağıntılara geçeceğiz. Ama bunu bir diğer sonraki videoya bırakıyoruz sevgili gençler videolar uzun olduğu takdirde e, izleme şevkiniz de kaçıyor. Dolayısıyla çok da fazla uzatmak istemiyorum. İkinci dereceden denklemler bizim için önemli bir konu olduğu için olabildiğince yavaş ve olabildiğince sade işliyorum farkına vardıysanız. Dolayısıyla arkadaşlar e, hem bu yavaşlık hem bu sadelik içerisinde giderken biz bu videoyu 2-3 saat yaparsak çok 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 fazla sıkılırsın. Sıkılmanı da istemiyoruz. Dolayısıyla bu videoyu e, bu noktada bırakıyoruz ve bir sonraki videoda devam ediyoruz. Bir sonraki video hemen zaten yayınlanmış olacak. Ee, aynı gün içerisinde 5 yani dakika sonra yayınlanır veya hepsini aynı anda yayınlarım. Ben senin için sıkıntı yok. Şimdi mola ver, bir çayını al, bir kahveni yap, bir onları bir yudumla iç güzelce, tamam mı? Bir kafan dinlensin. Ondan sonra tekrardan PDF'in önüne aç, videonun önünü aç, karşına beni al ve izlemeye devam et. Konunu, konuna devam et. Evet, bir sonraki videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.